Rams Başakşehir'den Leo Duarte özel röportaj konuğumuz bugün. Kendisiyle birlikte keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiği, bize vakit ayırdığı için teşekkür ederim. Ardından 4 sezondur Rams Başakşehir'de 4. sezonunu geçiriyor. Bu 4 sezon nasıl geçti? Bunun özetiyle başlayabilir miyiz? Foram 4 anos. 4. yılım dediğiniz gibi bu Başakşehir'de. Zor bir dönemden sonra buraya geldim. İtalya'da geçirdiğim zor bir dönemden sonra buraya geldim. Geldikten sonra da çok iyi karşılandım açıkçası. Oyuncular, teknik kadro ve bütün kulüpteki insanlar tarafından bana kucak açtılar ve sarıldılar burada. Çok iyi 4 sene geçirdiğimi düşünüyorum. Ailem ve ben burada çok mutluyuz gerçekten. Burada çocuğum da doğdu Türkiye'de. Tabii ki Başakşehir formasıyla henüz bir kupa kazanmadım ama direkten döndüğümüz bir sezon var. Neredeyse kupayı, şampiyonluk kupasını kazanıyorduk. Ama hala o hayali kuruyorum. Başakşehir formasıyla bir kupa kazanmanın hayalini kuruyorum. Bu sezon tabii istenen başlangıç yapılmadı. Ancak son haftalarda takımda toparlanma başladı. Yavaş yavaş istenen sonuçlar gelmeye başladı. Bu sezonla ilgili düşüncesi nedir? Evet, söylediğiniz gibi takım sezona iyi başlamadı. Geçen seneden farklı olarak geçen sene daha fazla puan toplayarak başlamıştık. Bu sezon 3 maç kaybettik, ilk 3 maçı kaybettik. Ama yükselişe geçmek istiyoruz bu noktadan sonra. Şimdi yeni bir hocamız var. Yükselişe geçmek istiyoruz dediğim gibi. Elimizden gelen bütün puanları toplayıp Avrupa kupalarına katılmaya kazanmak istiyoruz. Tabii ki Türk futbolu için çok önemli bir isim Emre Belezoğlu. Rams Başakşehir'e hizmetlerde bulundu. Önemli başarılar elde etti. Ancak ayrılığı gerçekleşti ve Çağdaş Atan göreve geldi. Çağdaş Hoca ile birlikte de pozitif bir hava Rams Başakşehir'de gözlemliyoruz. Çağdaş Hoca ile gelmesiyle birlikte takımda kendisinin gözlemlediği pozitif durum nedir? Takımdaki artıları kendisi nasıl değerlendirir? Evet, Emre Belezoğlu çok iyi bir arkadaşım, hatta büyük abim gibi diyebilirim kendisi için. Ayrılığı sırasında, ayrılıktan sonra gerçekten üzüldük. Yani üzüldük onun ayrılığına. Ama biz takım olarak şu anda motiveyiz. Değişiklikler her zaman farklıdır, zordur. Tabii ki yeni hocayla beraber takım içinde bir rekabet var. Herkes kendini göstermek istiyor. Yeni hocamızın çok iyi bir stili var, çok iyi bir felsefesi var. Çok agresif, kendisi topa sahip olmayı seven bir hoca. Biz bu agresifliği zafere, yani galibiyetlere çevirmeye çalışacağız. Galibiyetler almaya çalışacağız. Tabii Türk milli takımımızı da sormak istiyorum. Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyor, takip ediyor kendisi. Tabii Milan yıllarında Fiorentina'nın başında Vincenzo Montella vardı. Ve şu anda A milli takımımızın başında. Aynı zamanda Adana Demirspor'da da görev yaptı. Oradan da çok yakından tanıyor. Hem Montella'nın Türk milli takımının başına geçmesiyle ilgili düşüncesini, oradaki başarısını nasıl değerlendirir ve çok yakın bir tarihte de önemli bir galibiyetle başladı. Türk milli takımımızla ilgili düşüncelerini de rica edebilir miyim? Çok mutluyum gerçekten Türk milli takımı adına. Umarım bu turnuvalarda çok da iyi yerlere gelirler. Hırvatistan'a karşı önemli bir galibiyet aldılar gerçekten. Buradan tebrik etmek istiyorum. Montella'ya karşı da gerçekten oynadım. İyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Taktiği seven bir hoca olduğunu düşünüyorum. Hızlı hücumcularla oynamayı seven bir hoca olduğunu düşünüyorum. Benim temennim Türkiye milli takımının bu çıkışını sürdürmesi ve bu tür turnuvalarda finallere kadar ulaşması. Tabii ki konu Leo Duarte olunca Milan günlerine de dönmek istiyorum. İtalyan devinde forma giydi. İtalya günleri nasıl geçti kendi açısından? O günlere döndüğünde keşkeleri var mı? Çünkü dünyanın çok önemli bir kulübünde 11'de de maça çıktığı oldu. Forma giydi, başarılar kazandı. Nasıl değerlendirir İtalyan günleri için? Evet, Milan günlerim konusunda oraya gittiğimde beklenti gerçekten büyüktü. Henüz 21 yaşındaydım. Orada açıkçası biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Farklı bir dil konuşuluyor. Oradaki mevsim, yani hava şartları, Brezilya daha sıcak bir ülke, İtalya burada olduğu gibi daha soğuk bir ülke. Ona alışmam biraz zaman aldı. Aynı zamanda eşim hamileydi ve bunların hepsi üst üste geldi ve her şey hızlı gelişti açıkçası.
Orada yine bir sakatlık yaşadım. Kariyerimde hiç olmamıştı ve ameliyat geçirdim. Kariyerimde hiç ameliyat geçirmemiştim. Bu durumları tabii ki aşmaya çalıştım. Orada açıkçası biraz mutsuzdum ve Başakşehir fırsatı geldi ve hayatımda yaptığım en iyi seçimi yaptım diyebilirim. Burada çünkü harika bir şekilde karşıladı insanlar beni. Burada daha önce oynamış olan Brezilyalılarla da konuştum. Onlar da burası hakkında harika şeyler söylediler. Ve bu şekilde Başakşehir'e geldim ve bu kararımdan da çok mutluyum. Milan yıllarından Hakan Çalhanoğlu'nu sormak istiyorum. Kendisini nasıl değerlendiriyor? Beraber de forma giydiler. Tabii ki bir tarafta da İbrahimovic var. Eminim bütün röportajlarında kendisine sorulmuştur, ancak İbrahimovic için de düşüncelerini alabilirim. Nasıl bir karakter, nasıl değerlendirir? Kendi yorumlarını da merak ediyorum. Hakan Çalhanoğlu benim Milan'dan bir arkadaşım. Buraya da gelirken Hakan bana oraya git çünkü orası büyük bir kulüp diye hatta tavsiye verdi. Ondan sonra da şu anda Galatasaray'ın hocası olan Okan Buruk beni aradı ve buraya gelip gelmek istemediğimi sordu. Ve ben de bu teklifi kabul ettim. İbrahimovic hakkında da kendisi bir futbol efsanesi, sürekli kazanmayı düşünen, hiçbir maç fark etmeksizin hiç işini şakaya almayan ve sürekli kazanmak isteyen bir oyuncu. Biz oraya gittiğimizde daha yeniydik ve ondan çok şeyler öğrendik. Onun disiplinini, kazanma hırsını ve gerçekten çalışmanın ne olduğunu gerçekten ondan öğrendik ve üst seviyeye nasıl çıkılabileceğini de yine Zlatan İbrahimovic'den öğrendik gibi. Milan zamanında yanılmıyorsam Maldini'de görevdeydi. Hatta kendisi imza töreninde de bulundu. Stoper mevkiinde defansif bir oyuncu olmasında katkıları oldu mu Maldini ile? Bu anlamda mevkisel kendisine destekleri oldu mu? Evet, Maldini benim Milan'a transferimi isteyen kişidir. Milan'a transferimi o istedi. Brezilya'da bir alışveriş sırasında beni aradı ve telefonda konuştuk. İlk irtibatımız o şekilde oldu. Kendisiyle hala konuşurum. Kendisi çok açık bir insan, konuşmaya. Futbolun bir futbolcuların ve idolü aynı zamanda. Babam daha çok izlemiş aslında kendisini. Ben daha çok videolarını izledim. Milan günlerim konusundaki en üzgün olduğum, en pişman olduğum şey aslında onun benim transferimi istemesi ve orada benim çok fazla performans vermemem aslında. Ama her zaman bana saygıyla yaklaştı oradayken de ve kendisi orada bir idol. Tabii Brezilya'da futbola başladı, İtalya'da devam ettirdi. İki ligi çok yakından tanıyor. Biri daha teknik, biri daha sertliğe dayalı. Süper Lig için düşüncesine. Brezilya Ligi çok teknik olarak kaliteli oyunculardan oluşan bir lig. Şu anda değişiyor ama çok fazla taktik yok açıkçası. Brezilya Ligi'nde daha çok teknik kalitesi olan oyuncular var. İtalya'da tam tersi. Daha çok taktiğin olduğu bir lig. Oyuncular daha çok hocanın istediklerini yapmaya çalışıyor. Türkiye Ligi de şu anda çok yükselişte olan bir lig. Aynı seviyeye henüz ulaşabildiğini düşünmüyorum İtalya Ligi ile, ama Brezilya'nın önünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü buraya birçok oyuncular geliyor Avrupa'dan ve bu ligin gerçekten şu anda Brezilya'nın önünde olduğunu düşünüyorum. Bu sezon Süper Lig'deki takımların kadrolarını da göz önünde bulundurarak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyor? Çünkü çok önemli isimler Türkiye'ye geldi, transfer edildi ve iyi kadrolar da var. Bu sezonki Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında düşünceleri nelerdir? Evet, şu anda aslında Galatasaray'ın bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum ligde. Diğer takımlara göre Fenerbahçe'de çok iyi transferler yaptı bu sene. Beşiktaş'ta 3. sırada geliyor diye düşünüyorum şu anda. Ama bizim de bu takımlarla mücadele edecek gücümüz var şampiyonluk için. Finansal farklılıklar tabii ki bazen sahada gözüküyor ama bizim her zaman mücadele etmemiz lazım. Her zaman planımıza sadık olarak oynamamız lazım ve mücadele ederek bu takımlarla aynı seviyeye gelmemiz lazım. Ligde kendisini en çok zorlayan ofansif oyuncu, forvet olur, orta saha olur, karşılıklı oynayınca en çok zorlandığı isim kim? Bunu da merak ediyoruz. Biz tabii ki sahaya dışarıdan bakıyoruz, ancak kendisi sahanın içinde bu konu hakkında düşüncesi nedir? Kendisini Süper Lig'de en çok zorlayan oyuncu kim?
Şüphesiz Icardi. Icardi gerçekten karşılıklı oynaması zor bir oyuncu. Çünkü arkanıza koşu yapabilir. Güçlü bir oyuncu, yavaş bir oyuncu değil, hızlı bir oyuncu aynı zamanda. Bunu Avrupa Kupalarında oynadığı maçlarla da kanıtladı. Ben İtalya'da oynarken, yine kendisine karşı Milan'da oynarken oynamıştım. Gerçekten üst seviye bir oyuncu. Ben aklımdaki tüm soruları kendisine yönelttim. Röportajımızın sonunda kendisine eklemek istediği bir konu var mıdır? Taraftara, Türk futbol severlerine bir mesaj olur mu? Genel olarak bütün Türk halkına, Türk insanlarına buradan teşekkürlerimi vermek istiyorum. Türkiye'deki insanlar gerçekten çok sıcak insanlar. Bana da sürekli burada çok iyi davrandılar. Bu her yerde böyle olmuyor gerçekten. Ben genel anlamda Türk insanına buradan teşekkürlerimi yollamak istiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Yoğun bir tempoda bize vakit ayırdı, sorularımızı yanıtladı. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bu röportajda tabii ki Feyyaz da bize tercümede yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Rams Başakşehir Kulübü'ndeydik. Leo Duarte özel röportaj konuğumuzdu.